Merhaba, bugün borsada ne yaparsanız kaybedersiniz, onu konuşacağız. Yasal uyarıyı göstereyim ilk başta. Borsa kursu vermekteyim. Bilgi almak için bana e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. İlk başta Warren Buffett'ın bir sözünü anlatacağım size. Risk ne yaptığınızı bilmekten kaynaklanır. Borsada da risk almanız gerekir ama aldığınız riskin nasıl olduğunu, risk nasıl alınacağını borsada bilirsiniz. Yaptığınız işlerde daha kolaylık sağlar size. Daha kazançlı olmanızı sağlar ve kayıplarınızı azaltmanızı sağlar. Borsada herhangi bir ticari iş gibi risk alınması gereken bir iştir. Evet, şimdi konumuza geri dönelim. Borsa 3 yöne hareket eder. Bu basit gibi görünse de birçok insan bunu tanımlamakta zorlanabilir. Grafik üstünde bunu tanımlamakta zorlanabilir. Örneğin borsa ne zaman yukarı gidiyor, ne zaman yatağa gidiyor, ne zaman aşağıya doğru ilerlemekte. Grafik üstünde pratik bir şekilde göstermek bazen konuyu bilmeyen kişiler için zor olabiliyor. Bu yönleri bilip grafik üstünde bunları açıklayabilmek çok önemlidir. Borsa yukarı giderken insanlar sevinç ve mutluluk içinde olurlar ve almak isterler. Yatağa gittiklerinde kararsız bir durumda ve kendinden emin olmazlar. Aşağı gittiğinde ise üzüntü içinde olurlar. Borsada 4 evre vardır bu harekette. Birinci evre, ikinci evre, üçüncü ve dördüncü evre. Sonra tekrar birinci evreden ikinci, üçüncü, dördüncü diye kendini tekrarlayarak borsa ilerler. Bu büyük bir zaman dilimi içinde olduğunu düşünün. Örneğin bir aylık grafikte olduğunu düşünün. Aylık grafiğin içinde de bu devreler tekrar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü haftalık grafik olarak kendini göstermekte. Tekrar haftalık grafiğin içinde de günlük grafiklerde birinci, ikinci, üçüncü devre evre kendini gösterir. Hatta saatlik ve dakikalık grafiklerde de bu evrelerin kendi içlerinde aynı yapıyı gösterdiğini söyleyebiliriz. Birinci evre yatay giden evre, üçüncü evrede yatay giden bölge, şurası. İkinci ve dördüncü evrelerde trendin olduğu bu evrelerdir. İkinci evrede trend yukarı doğru, dördüncü evrede trend aşağıya doğrudur. Bir ve üçüncü evrede trend yataydır. Kaybedenler nerede alır? Kaybedenler borsanın çok yukarı çıktığını görürler. Sevinirler. Herkesin kazanç yaptığını görürler. İkinci evreden üçüncü evreye geçiş zamanında, yani en kötü yerde alırlar. Borsada kaybedenlerin satma noktası da tekrar yukarı çıkmaya başladığı noktadır. Kaybedenler burada alıp burada satarlar. Borsada kazananlar ise birinci evrenin ikinci evreye geçtiği yerde alırlar. Üçüncü evrenin dördüncü evreye geçtiği yerde, yani bu bölgede satarlar, kazananlar. Burada alırlar, burada satarlar. Kaybedenler burada alırlar, burada satarlar. Bu bölgeleri, geçiş bölgelerini nasıl tanıyacağınızı ve nasıl burada alıp burada satacağınızı eğitim konuları içinde göstermekteyim. Örneğin Bitcoin'e örnek verelim. 2018'in başıydı. 2017'nin sonunda herkes borsayla ilgilenmeye başladı. Pardon, Bitcoin ile ilgilenmeye başladı. Bitcoin burada en yüksek seviyesine geldi. Borsayla Bitcoin'in herhangi bir ilgisi olmayan kişiler bile Bitcoin ile ilgili konuşmaya başladılar. Bitcoin'i almaya başladılar. Burada gördüğümüz, siz bunu çevrenizden de görmüşsünüzdür. 2017'nin sonunda nasıl çok alındığını belki hatırlıyorsunuzdur Bitcoin'in.
Herkes en yüksek yerinde aldı. Bazıları burada sattı. Bazıları belki erken de satmış olabilir. Ama kaybedenlerin davranışları en yüksek yerde almak, en düşük yerde tekrar yukarı çıkmaya başladığında satmak oluyor. Kazananlar ise şu bölgelerde alıyorlar ve bu bölgelerde satıyorlar. Eğer siz de bir hissenin yukarı çıktığını görüp hisseyi arkadan kovalayıp onu almaya çalışırsanız Bitcoin'de olduğu gibi kaybetme olasılığınız yüksektir. Bundan dolayı hissenin hangi evrede yukarı mı aşağı mı olduğunu tanımlayabilmeniz, burada bunun çok basit olduğunu söylemiştim size. Bazıları hatta bu konu mu diye mesajlar atmaya başlamıştı önceki videolarımda yaptığımda. Ama bu çok önemli bir konu. Yukarı yatay ve aşağıya gideceğini bilmek ve yukarı giderken, örneğin yukarı giderken ne zaman yataya döneceğini, yatay giderken ne zaman aşağıya dönebileceğini ve bilebilmek riskinizi, yaptığınız işi bilmeniz ve riskinizi azaltmanız açısından çok önemli. Yatay giden bir hisse yukarı çıkarken en büyük karlılık getirisi olur. Şu bölge birinci evreden ikinci evreye geçen bölgede almak size en büyük karı getirir. Böylelikle kazananlar arasına girebilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma üye olmayı unutmayın. Sorularınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Bay bay.